bizi duymayan bir iktidarımızın bir çalışma başlatarak bu süreci yürüttüğü bir safhaya geldik. Ama göreceğiz. 2023 seçimlerinde vaatte mi kalacağız? Hiçbir arkadaşımın geride kalmasını istemiyoruz. 23 yıldır bu mağduriyet devam ediyor, başında da söyledim. İşimize yaramıyorsun deyip de kapı dışarı edildiği bir süreçte tahammül sınırımızı biz çoktan aştık. Biz yılmadık, biz doğru yolda olduğumuzu ve yolumuzdan sapmadan dava bizi nerede nasıl istiyorsa biz de orada olmak için bütün var gücümüzle bu mücadelede var olacağız diyorum. Gülün Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Memleket hali gibiyiz. Evet, itiş kakış. İtiş kakış. Şimdi ikili gruplar halinde arkamın sorular gelecek. Lütfen bir tanesini seçin, cevap verin. Diğerinin cevabını asla duyamayacağız. Ama bir soruda iki soruya birden cevap vermek istiyorum deyip iki soruya birden cevap verebilirsiniz. Diğer bir soruda da iki soruya birden cevap vermek istemiyorum derseniz size yeni bir soru sorarız. Tamam. İlk grupla başlıyorum. Türkiye'nin en çok destek alan sivil toplum yapılanmalarından birisisiniz. Bu vakte kadar hedefinize ulaşamamanız sizde nasıl bir duygu yaratıyor ya da seçimi sabırsızlıkla bekliyoruz demiştiniz ama Türkiye'nin ekonomik durumu da ortada. Önümüzdeki birkaç ay içinde EYT hakkında net bir adım beklemek sizce ne kadar gerçekçi? Evet. Konumuzun hiç eksiksiz olarak devamı ve anlatımı için ben iki soruya da cevap vermek Buyurun. İstiyorum. Şimdi çok uzun zamandır mücadele veriyoruz ve artık öyle bir safhaya geldik ki hemen hemen 13 yıldır ama 23 yıldır da devam eden bir mağduriyet var. Burada bu mücadelenin artık bir sona yaklaştığını biliyoruz. Neden derseniz seçim. 2023 seçimleri bütün muhalefet partileri memleketimiz için, iktidarımız için çok ama çok önem arz ediyor. Ve biz de burada artık bizi duymayan bir iktidarımızın bir çalışma başlatarak bu süreci yürüttüğü bir safhaya geldik. Dolayısıyla verdiğimiz mücadelenin duygusal anlamda bu safhaya gelişi hepimizi mutlu eden bir mücadele sonucu. Ama göreceğiz. 2023 seçimlerinde vaatte mi kalacağız yoksa bir seçim yatırımı olarak değil de evet vatandaşımı düşünüyorum diyen bir iktidarımızla yol mu yürüyeceğiz? Hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz bunu. Peki. İkinci grup, arkamdan takip edebilirsiniz. Tabii. Ocak ayında EYT'liliğiniz bitecek. Emekli olacaksınız. Bu sizde nasıl bir psikolojik eşik oluşturuyor? Ya da adınızın haberlere konu olması, çok izlenen bültenlere çıkmanız kişiliğinizde nasıl bir değişime yol açtı? Evet. Ocak ayı itibariyle emekliliğimi hak eden birisiyim. Ama mücadeleden de asla vazgeçmeyen birisiyim. Çünkü anayasal hakkım için ben yola çıktım. Sosyal devlet anlayışıyla bize verilen haktan mahrum bırakılmışlığının ve sonuca ulaşmak adına geride kalan binlerce, milyonlarca arkadaşımın varlığıyla da bu davanın içerisinde sonuna, sonuç alana kadar varım diyen biriyim. Yani aslında emekli olsanız da bu mücadelenin içine yer alacaksınız. Kesinlikle, çünkü hiçbir arkadaşımın geride kalmasını istemiyoruz. Hep formüllerle bize gelindi. Sürecimizde, iktidarımızın çalışmasında o formülde acaba yeni bir mağduriyet mi doğacak yoksa EYT noktalanacak mı? Bunu hep birlikte görüp o mücadelenin içerisinde var olma gayretinde olacağım. Üçüncü grup. Sık sık duyduğumuz EYT'lilerin beklemeye tahammülü kalmadı tarzı açıklamalar sizce bu harekete nasıl bir fayda sağlıyor? Ya da adınızın muhalefetle sık sık aynı haberlerde ve cümlelerde geçmesi derneğin gücüne nasıl etki ediyor? İkisine de cevap vereceğim. Bir tanesine. Hep mi öyle? Evet, hep öyle. Peki. Şimdi ikisine, o zaman yanlış. İkisine cevap vermeyi ilk soruda kullandınız çünkü hakkınızı. İlk soruda, peki. Evet. Ben formatı yanlış algıladım o zaman. Tahammülümüzün kalmadığı sorusunu cevaplamak Buyurun. İstiyorum. 23 yıldır bu mağduriyet devam ediyor, başında da söyledim. Ekonomik anlamda EYT'liler geldiği yaş
haddinden dolayı çok mağduriyet yaşıyor. 45-50 yaş aralığındayız ve bugün siz İŞKUR'a gidiyorsunuz, 35 yaşını aşmamış, en fazla 40 yaşını aşmamış işçiler aranıyor. Bu gazetede olsun, devlet kurumlarında olsun. Ama görüyoruz ki 50 yaşındaki olan arkadaşımın tecrübesi de hiçe sayılarak sen artık bizim işimize yaramıyorsun deyip de kapı dışarı edildiği bir süreçte tahammül sınırımızı biz çoktan aştık. Ekonomik sıkıntılarla, psikolojik sıkıntı, ailelerin parçalanması, o yöne doğru kaymaya başladık. Gelir yok, ekonomi yok, çocuğuna emin olun bir fotoğrafa denk geldik. Biz sosyal medyadan çok daha örgütlü STK'mız var ama birleşimimiz, bütün söylemlerimiz oradan yürüyor. Çocuğuna pasta alamayıp da bir salatanın üzerine mum koyan kardeşimizi görüyoruz. Yok, pasta alacak parası yok ve o çocuğu mutlu edecek, o pastanın tatlısına tadamayacak çocukları biliyoruz biz. Verin hakkımızı, verin anayasal hakkımızı, emekliliğimizi, ötelediğiniz emeklilik hakkımızı. Biz de onu bir haliyle değerlendirme şeklini kendimiz yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan sizin durumunuzu sosyal güvenlik sistemimizin felakete itilmeye çalışıldığının ispatı demişti. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Ya da bunca çabanın ardından gelinen noktada federasyon içinde size karşı bir tepki oluşuyor mu? Evet. İlk soru, Sayın Cumhurbaşkanımız evet bir grup toplantısında Gönül Boran Özüpak'ın Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bilgileriyle bir paylaşımı oldu ve arkasından dedi ki bu maliyeti milletimin üstüne yükleyemem. Erken emeklilik istiyorlar, emekli olacaklar. Ben cümleyi de tamamlamak istiyorum. Emekli olacaklar, ne yapacaklar? Çift dikiş yapacaklar. Biz bir defa çift dikiş yapmak istemiyoruz. Zaten tek dikişe ulaşamadığımız bir safhada. Ne hissettim? Bizi dinlediklerini biliyoruz, bizi takip ettiklerini biliyoruz. Verdiğimiz mücadelede nerelere ulaşabileceğimizi biliyoruz. Elbette ki üzerimize gelen bir algı da oldu orada. Erken emeklilik istiyorlar, çift dikiş yapacaklar algısıyla. Biz yılmadık, biz doğru yolda olduğumuzu ve yolumuzdan sapmadan bu mücadelede sonuna kadar devam edecekliğimizin daha da hırsına büründük. Evet, Cumhurbaşkanımız bunu söyledi ama bugünkü geldiğimiz süreçte iktidarımız bizimle ilgili çalışma yapıyor. Ve neticelendirecek umuduyla, kimsenin mağdur edilmeden bir neticeye ulaşma gayretiyle de devam ediyoruz yolumuza. Sizinle görüştüler mi bu yasa teklifiyle ilgili? Bizle görüşmediler. Federasyonuz, 20 tane derneğimiz var Türkiye çapında ve milyonlara hitap eden bir çatının temsilcileriyiz. Şöyle bir görüşmeden bahsedebilirim. 2019 yılında şu anki Çalışma Bakanımızla biz Çankaya Köşkü'nde 1,5 saatlik bir görüşme yaptık. Çalışma Bakanımız çalışma ekonomisi üzerine profesör olan bir kişi ve bizi en iyi anlayacak kişi. Derdimizi orada anlattık. Evet, gelinen süreçte de Çalışma Bakanımız oldu. Biz istiyoruz ki bu çalışmanın, yapılan çalışmanın içerisinde sendikaları alıyorlar. Hazine Bakanlığı alıyorlar. Maliye Bakanlığı'nı alıyorlar. Bu mağduriyeti yaşayan, mücadele eden federasyonun olmaması bize çok garip geliyor. Ama ben umutluyum. Her gün o makamı ben ve başkan arkadaşlarım, yetkili olan arkadaşlarım randevu için tırmalıyoruz. Arıyorsunuz. Evet. Randevu almak için. Evet. Ama hiç vermediler mi bugüne kadar? Hayır. Biz ileteceğiz de kalıyor. Her gün? Her gün. Abartısız. Bezmeden? Bezmeden. Umarım bir sonuca ulaşırsınız. Ümidimiz var. Diğer grup, EYT mücadelesini kendinize bir siyasi kariyer basamağı oluşturmak için kullandığınıza dair eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da beklenen yaşam süresi tüm dünyada artarken emekliliği erken başlatmak için mücadele vermek hayatın akışına sizce ne kadar uygun? Evet. Kitlemizce de en çok merak edilen bu ilk soru, siyasi kariyer için
bunu bir basamak olarak mı kullanıyorum? Asla bu düşünceyle girmedim. Ben anayasal hakkımı istiyorum deyip sosyal medyadan önder olan arkadaşlarımızın takibiyle girdim. Dikkatlerini çektim. Sayfalarda yönetici olduk. Biliyorsunuz artık her bir şey sosyal medyadan yürüyor. Dolayısıyla etkinliklerine katıldım. Ne yapalım dedik? Adımız EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar ama resmi bir kurum değilsiniz. Dernekleşme yoluna gittik. Kurucu başkan olarak bu derneğin ilk kurucusuyum. Süreçte belli bir dönem uzak kaldım. 2018'de tekrar beni yönlendirdiler arkadaşlarım ama 9 yıldır da bu mücadelenin içerisinde olup gönülden taşıdığım için bu mücadeleye asla da kopmadım. Uzak kaldığım süreçte bile. 2018 yılında derneğimizi aktifleştirdik ve ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Biz öyle bir safhaya geleceğiz ki davullu zurnalı bu mücadelenin kazanımıyla ortak bir ilde kutlama yapacağız. Bakın daha bu safhaya gelmemişiz ve benim siyasi kariyer gibi ben siyaseti çok yakından takip eden biri de değildim. İşinden evine, evinden işine giden, hayat mücadelesi içerisinde olan biriydim. Dolayısıyla burada taşınan süreç bütün siyasetçilerle görüşme alanını yarattı. İşimiz siyaset değil ama çözüm merciğimiz siyaset mekanizması zemini olduğu için bütün arkadaşlarımda bu algı oluştu. Emin olun genel başkanlardan bile duyduk bunu. Sakın ha bu mücadeleyi bırakma. Bir sendika size milletvekili çıkarabiliyor. Siz bir ilki yaptınız ve dolayısıyla burada bu mücadeleyi meclise taşıyacaksınız. Evet, biz alanlarda mücadele ettik. Bu sadece Gönül Boran Özüpak için değil, siyasete girmek isteyen bütün arkadaşlarımın da varlığıyla olabilecek bir süreç. Mecliste niçin mücadele etmeyelim? Ha, gelen bir teklif yok, onu da söyleyeyim. Ama dava bizi nerede nasıl istiyorsa biz de orada olmak için bütün var gücümüzle bu mücadelede var olacağız diyorum. Benim anladığım aday olacaksınız. Gelir ya da gelmez, hiç bilmiyoruz. Gelmesi gerekmiyor, gidersiniz bir partiye başvurursunuz. Yok, öyle, yani. Öyle gidip de herhangi bir teklifimiz asla olmaz. Çünkü biz bunu da bütün topluluğumuzla da paylaşmak zorundayım. Çünkü bizim mozaiğimiz o kadar renkli ki hiçbir siyasi partinin tabanı gibi de değiliz. Her türlü siyasi partinin gönüldaşları var. Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkezi, AK Partilisi, İyi Partilisi. Biz işimize siyaseti karıştırmak istemiyoruz. Eğer ki böyle bir mücadelede de siyasete girmek isteyen arkadaşım da ne görevi varsa bırakacak, arkasından mecliste mi mücadele edecek? Davayı buna karıştırmayacak. Son grup. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hayatınızdaki önemi ne büyüklükte ya da şu ana kadar kandırıldığınızı en kuvvetli hissettiğiniz an hangisiydi? Evet. İkinci sorudan devam etmek istiyorum. Şimdi federasyonuz diyoruz. Çok renkli bir topluluğuz diyoruz. Bu kapı herkese açık diyoruz. EYT'liyim ve Sosyal Güvenlik Kurumu yasalarından mağduriyet yaşayan stajı var. Aylık bağlanma oranı mağduriyeti var. İçimizden öyle arkadaşlar çıkıyor ki bizim duruşumuzu sekteye uğratma gayreti içerisinde ve çok inandığınız, yol yürüdüğünüz arkadaşlardan arkanızı döndüğünüzde ne filmler çevrildiğini şahit oldum. Sizin işinizde de Truva atı var yani. Olmaz mı? Yani bekledik. Ne zaman bir el uzanacak bize? Hep şu örneği veriyorum, bir taşeron örneğinde. Bir kısım hakkını aldı, bir kısım mahkemelik oldu, bir kısım hala o süreci taşıyor, işinden oldu. Biz bu mücadeleyi Türkiye'ye yaygınlaştırdık ve burada elbette bir el uzanacak beklentisini böl parçalaya bekledik ve bunun içimizden çıkması gerçekten çok üzücü, üzüldüğüm anlardan biri oldu. Çünkü çok inandığım insanlar vardı. Sayıca çok fazla değil şu anki dernek başkanları, yönetim kurulları, arkadaşlarımız o kadar canla başla çalışıyorlar ki emin olun maddi manevi gecesi gündüzü yok. Ama
Demek ki insanlar bir şeylerin vaadiyle değişebiliyor. Davasına sekteye de uğratabiliyor. İçimizden çıkması üzücü geldiği anı çok uzak değil, yakınlarda yaşadık. Peki. Sorular bitti. Birkaç kişisel merak sorusu var şimdi. Evet. Siz ne... Evet, yani işi bırakmadan önce ne iş yapıyordunuz Gönül Hanım? Ben daha işi bırakmadım. Çalışıyorsunuz? Çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ben Türkiye'de sodyum sülfat üreticisi 3 firmadan biri, Denizli, Acıgöl, Çardak ilçesinde sodyum sülfat ve sodyum klorür üreten firmanın pazarlamasını yürütüyorum. 28 yıldır da aynı iş yerindeyim. Denizli'de yaşıyorsunuz. Merkez burası. Ha, merkez İstanbul'da. Merkez. Evet, evet. Ha, siz emekli olmak istiyorsunuz ama EYT'li olduğunuz için, emekli olamadığınız için bu dernektesiniz. Emekliliğim benim 10 yıl ötelendi. 8 Eylül 99'da çıkan yasa 2 ila 17 yıl arkadaşlarımızın emeklilik hayalini öteledi. 2024'te 25 yılını tamamlayan erkek arkadaşım 2035-36 yılında şey yapacak, emekli olacak. Daha 15 yıl, 17 yıl bekleyecek. Türkiye'de kaç tane EYT'li var? Sayımız 4,5 diyoruz. Milyon. 4,5 milyon. Milyon. Ama hemen olabilecek, şartlarını taşıyabilecek 1 milyon kişi. Bunun içerisinde staj mağduriyeti var. Günlüğü tamamlayamayan arkadaşlar var. Yani işte bizden istenilen en fazla 5.975 gün de ödemiş 4.500 gün. Bunun borçlanmasının yapılmasını istiyoruz. Ama hemen emekli olabilecek sayı 1 milyon diyoruz orada. Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Yani şu bir düzenlemeden söz ediliyor, evet, ya Gönül Hanım. Nasıl bir şey beklediğiniz şey ne? Yani alın size hakkınızı veriyorum diyen olmayacak. Bunu iktidar da yapıyor, muhalefet de yapıyor. Yapanlar da tabii iktidar olma gayreti içerisinde verdikleri sözle. Bana göre şimdi istedikleri kadar Almanya, Hollanda modeli düşünmüyoruz. Hani bu kesintilerle. Diyorlar, evet. Evet, öyle bir söyleme oldu Çalışma Bakanı'nın ama siyasette saati saatini tutmayan o kadar çok şey yaşıyoruz ki. Yaş haddi deniliyor, 50 yaş. Ha, bir tekrar. Tekrar bir yaşa takılmak. Bu gene topuklarını sıkmak gibi bir şey olur diye düşünüyorum. Çünkü yeniden yaşa takılan olmuş olacak, emeklilikte yaşa takılanlar. Prim gün deniliyor, 7.200-9.000 gün. Ya o da bir, o da doldurmayanlar için bir daha prim ödemek demek. Aynen öyle. Zaten parası yok, ödeyecek prim parayı nereden bulsun? Parayı da, işi de yok ki. İşi de yok ve çoğu arkadaşımız bu aylık bağlanma oranlarının şu anki hükümetimizin çıkardığı yasayla 3.500 liralara 30 yılın karşılığında maaş bağlanıyor. O da 3.500 Temmuz'da oldu. Asgari ücretten primi yatan kişilerin. Burada bir mevsimlik işçiyi düşünün. İnşaat işçisini düşünün. 4 aya böyle bir şeyin getirilmesini ben imkansız görüyorum. Zaten Bağkur ve Emekli Sandığı'nın şartları bu. Kadınlar 7.200 günü tamamlasın, erkekler de 9.000 günü tamamlasın diyor. İçime doğan, her ne kadar kesinti olmasa dahi herkesin gönlünü alabileceğim dediği şey de maaş kesintisi yapıp herkesi de emekli ettim. Ya biz yaptık oldu şeyine getirebilirler. Ha, diyecek ki senin gerçek maaşını almaya bu kadar zaman var. Ben sana bu zamana kadar atıyorum 1/3'ünü ödeyeceğim. 1/3'ünü ödeyeceğim. Yarısını ödeyeceğim. %2'lik, 3'lük kesinti yapacağım. 5 yılın mı var? %15 kesintini sunacağım. Yani bu kitlenin gönlünü alabilecek, herkese hitap edebilecek. Elbette biz hep tek formülümüz var. Bu yasanın geriye aleyhte işletilmesinin iptalini istiyoruz diyoruz. Burada tabii içime doğan, herkese memnuniyet sağladık gibi. Bu ekonomik sıkıntı da çok zor gözüken bir şey bana sorsanız. Ya oraya hiç girmek istemiyoruz. Tabii ki görüyoruz neler yapıldığını, neler edildiğini ama bir 5 maaş, 10 maaş alanın da keyif içerisinde hayat sürmesi bizim ayak parmağımızdan saç telimize kadar da daha çok azimlendiren bir ortam taşıtıyor maalesef. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Sağ olun.